Bekir Hocam merhaba. Merhaba. Bugünkü programımızın konusu üniversite sınavları. Yani TYT ya da AYT denilen iki basamakla öğrencilerimizin girdiği sınavla ilgili senden bilgi almak istiyoruz. Bunlarla ilgili bir program yapacağız. Bu teklifi kabul ettiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Böyle bir fırsatı bana verdin. YouTube kanalına beni çıkarıyorsun. Bu büyük bir keyif benim için. Paylaşmayı seviyorum. Bilginin de insanlara ulaşması benim için önemli. Umarım faydalı oluyordur. Şimdi ilk sorum şu. Bu TYT nedir? Bu AYT nedir? Birbirinden farkları nedir? Ağırlıkları nelerdir? Bununla ilgili hem sınava girecek arkadaşlar biliyordur ama gelecek yıllarda sınava giren arkadaşlar ki yeni bir değişiklik olmazsa önemlidir herhalde bu bilgiler. Bunlarla ilgili bir kısa bir bilgi vermeni istiyorum senden. Evet, öncelikle cumartesi günü yapılacak olan TYT yani temel yeterlilik sınavı var. Temel yeterlilik sınavı daha genel konular, daha mantığa dayalı, akademik bilgiden çok bilgiyi yorumlama, bilgiyi özümseme ile ilgili konulardan çıkacak. Daha çok 10. sınıfa kadar olan akademik anlamda çocukların öğrendiği akademik becerilerin nasıl yorumluyorlar, nasıl davranışa dönüştürebilmişler bununla ilgili bir sınav. TYT'de 150 ve üzerinde puan alan öğrencilerimiz daha sonra meslek yüksek okullarına yani ön lisans programlarına yerleşebiliyorlar. AYT'de ise AYT alan yeterlik sınavı. Alan yeterlik sınavı çocukların üniversitede hangi bir programa yerleşecekleriyle ilgili alanların belirlediği bir sınav. TYT'den bu yıl 170 oldu. Normalde 180 idi. 170 ve üzerinde alan öğrencilerin TYT'den 170 ve üzerinde alan öğrencilerinin AYT sınavları geçerli olacak. AYT dediğim gibi 4 yıllık lisans programlarına giden öğrencilerle ilgili. AYT'de TYT'den farklı olarak dediğim gibi alan bilgileri ölçülüyor. Burada da sayısal, eşit ağırlık, sözel, dil olmak üzere 4 alan var. Dil sınavı biraz daha bağımsız bunlardan. Eğer öğrencimiz psikoloji ya da hukuk okumak istiyorsa eşit ağırlıklı olan bölümleri yani Türkçe matematik ağırlıklı konuları, soruları çözecek. Eğer öğrencimiz sağlıkla ilgili bir bölüme gidecekse, örneğin tıp fakültesine gidecekse, örneğin hemşire olacaksa ya da mühendislik okumak istiyorsa MF dediğimiz matematik fen bölümündeki soruları çözecek. Ama öğrencimiz örneğin sosyoloji ya da edebiyat öğretmenliği gibi bölümlere gidecek ise o zaman da sosyalle ilgili olan soruları, sosyal ağırlıklı soruları çözecek. Dil ise yabancı dil sınavı ayrı bir sınav. Daha çok filolojiyle ilgili, tercümanlıkla ilgili bölümlere kapsıyor. TYT bu yıl 165 dakika, geçmiş yıllarda bu genellikle 120 soru 135 dakika idi. Bu yıl 165 dakikaya çıkarıldı korona süreciyle ilgili. AYT 180 dakika, dil sınavı ise 120 dakika. Şimdi ben şunu anladım. En başta öğrenciler TYT sınavına... Evet, cumartesi günü TYT. Adı üstünde temel yeterlilik. Doğrudur, doğrudur. Matematik, edebiyat, tarih, fen alanlarındaki temel yeterliliklerini görecekler. Bu TYT'den alınan puanla da bundan sonraki aşamada öğrencilerin yerleşmek istediği yüksek öğretim programlarına göre uygun alanlarda sınava girecek. Doğrudur, doğru mu? Doğrudur. TYT'den 170 puan üzeri alırsa AYT puanı hesaplanacak. Doğrudur. Peki şöyle bir şey oldu diyelim. Çocuk TYT'ye girdi cumartesi günü. Zannediyorum hemen puanlar açıklanmıyor. Açıklanmıyor. Pazar günü de AYT'ye girdi. Evet. Ama TYT'nin puanı açıklandı 140. Çocuk tercih yapamayacağı için AYT'ye girdi sınav tamamen iptal mi oluyor? Evet. Dolayısıyla evet. TYT burada temel. Tabii ki. Evet temel tabii ki TYT. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi malum bir de biz sınavla ilgili bu bilgileri aldık. Ama aslında bu sınavla ilgili çok da tartışma var. Bu tartışmaların odağındaki noktalardan bir tanesi de malum pandemi süreci. Bu sene tüm dünyayla beraber biz de bir pandemiyle tanıştık. Evet. Ve çocuklarda bu pandeminin gölgesinde sınavlara giriyor. Çeşitli tartışmalar yapıldı ama sınav yapılacak. Evet. Sen hem bu pandemi sağlık anlamında hem de sınavın en verimli geçmesi anlamında çocuklara hangi tavsiyeleri verirsin? Ancak
Bu tavsiyeler çocukların böyle her gün duyduğu kalıplaşmış tavsiyeler olsun istemiyorum. Yani şaşırt beni, öğrencileri de şaşırt. Bunları istiyorum. Sağlık anlamında nelere dikkat etmeliler? Sınav aşamasında nelere dikkat etmeliler ki verimli geçsin? Şimdi öncelikle pandemi sürecinde bilim kurulumuz, Sağlık Bakanlığımızın sürekli açıkladığı maske, mesafe ve temizlik, el temizliği. Buna yaşamımızın her alanında devam etmemiz gerekiyor. Mutlaka maskeli olmamız gerekiyor. Maske hem bizi koruyor, hem de karşımızdaki insanları koruyor. Biz herhangi bir test yaptırmamış olabiliriz ama taşıyıcı da olabiliriz. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor özellikle. Evet, sınav böyle bir dönemde, pandemi sürecinde Mart'tan beri çocuklarımız evlerine kapandı. Belki yeterince hazırlanamadılar. Sağlıkla ilgili kaygılar üst düzeye çıktı. Ailelerinde belki hastalığa yakalananlar oldu, belki kayıpları oldu. Evet, süreç zor bir süreç. Ama öncelikle şu, bu süreci bu sınava girecek olan tüm gençlerimiz yaşıyor. Ülke olarak yaşıyoruz, dünya olarak yaşıyoruz. Evet, bu bizim kişisel olarak bizim için negatif bir durum değil. Bu herkes için aynı koşullardayız. Öncelikle o gün sınava giderken dikkat etmeleri gereken, dediğimiz gibi maske, mesafe ve temizlik konusunda özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Kesinlikle maskeli olmaları gerekiyor. Zaten sınav salonuna alındıktan sonra zaten maskelerini isteyen öğrenciler maskelerini çıkarabilecekler. Öncelikle kendi sağlığımızı korumamız gerekiyor. Evet, sınav. Dünyanın her yerinde sınav demek, stres demek. Bu stresi az ya da çok hepimiz yaşıyoruz. Önemli olan stresi kontrol edebilmek. Yalnız gençlerimiz şunu unutmamalı ki bu sınav dünyanın sonu değil. Bugün başaramayabilirim, bugün koşullarım uygun olmayabilir. Ama bir yıl sonra ya da iki yıl sonra istediğim yere kazanabilirim, istediğim okulu, istediğim bölümü okuyabilirim. Ben bir şey söyleyebilir miyim burada? Tabii ki. Bu yani sınavın dünyanın sonu olmamasına kesinlikle katılıyorum. Bu yıl olmazsa, seneye, seneye olmazsa, öbür seneye olmasına katılıyorum. Burada şöyle bir şey önemli mi? Bence önemli. Çocuk, genç arkadaşımız sınava girmeden önce kendine net bir hedef çizmeli değil mi? Ya kesinlikle evet. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri, daha önceki programlarda da söylemiştik. Biz başarıya değil başarısızlığa odaklıyız. Bir söz vardır. Herhangi bir şeyi başarabileceğinize inanıyorsanız doğrudur. Herhangi bir şeyi başaramayacağınıza inanıyorsanız da doğrudur. Eğer ben kendi akademik düzeyimle ilgili, kendi ilgi ve yeteneklerimle ilgili olarak bir bölüm tercihinde bulunmuşsam, bir hedef koymuşsam, o hedefe mutlaka ulaşacağımdır. Bugün olmazsa yarın. Kesinlikle, kesinlikle. Ama biz genellikle küçük yaştan itibaren belli popüler meslekleri çok fazla ön plana çıkarırız. Ailelerimiz bunları ön plana çıkarır. Çocuklarımızda da o meslekten uzaklaştıkça bir başarısızlık duygusu yaşamaya kalkarlar. Zaten belki bizim eğitim sistemimizin en büyük sıkıntılarından biri bu. Biz tüm çocukları aynı kafese koyuyoruz. O kafesten sonra hepsinin aynı şekilde uçmalarını bekliyoruz. Bugün bir meslek lisesiyiz. Birçok meslek alanında eksiklikler var ülkemizde. Ama illaki 4 yıllık bir okul bitirme derdine düşebiliyoruz çok zaman. Bu biraz daha ailelerin yönlendirmesiyle ilgili. Ama şu önemli, başarıya odaklanacağız. Başarısızlığa değil. Bugün başaramayabiliriz. Bugün o hedefe ulaşamayabiliriz. Ama ileride mutlaka ulaşırız. Çocuklarımız liseye gelirken, özellikle ortaokuldayken dershaneye gittilerse ya da o hazırlık sürecinde Edison'un deneyleriyle ilgili o örneği her zaman görmüşlerdir. Edison binlerce kez denemiştir ampulü bulmak için ama her seferinde başarısız olduğunda yeni bir yol denemiştir. Önemli olan düşmek değildir. Önemli olan düştükten sonra o tecrübeyle kalkabilmektir. Ondan dolayı bu sözü ben çok seviyorum. Herhangi bir şeyi başarabileceğime inanıyorsam başaracağımdır, doğrudur. Ama başaramayacağıma inanıyorsam başaramıyorum. Çünkü düşünce yapımız da bununla ilgili. Eğer biz negatife odaklıysa düşünce yapımız, genellikle negatif sonuçlar alıyoruz. Pozitife odaklı isek İlla ki o pozitif sonuçlara ulaşıyoruz. Çocuklarımızdan isteğimiz bir, dünyanın sonu değildir bu sınav. Hayat bu sınava bağlı değil. Evet, sınav önemli mi? Evet, önemli. Ama tüm hayatımı sınava odaklarsam başarısızlığa yaklaşıyorum demektir.
Evet, bir sınava gireceğim. Benim için önemli bir sınav. İyi bir sonuç almak istiyorum. İyi bir üniversiteye gitmek istiyorum. Ama bu yıl olmayabilir. Bu yılki koşullara buna uygun olmayabilir. Bir sonraki yılda bunu başarabilirim. Bir de şey de var bence. Şöyle bir hedef var. Ya ben bu sene sınava gireyim, bir puan alayım. Ona göre bir okula yazılırım zaten. Bir okula girelim. Bu da aslında yanlış bir hedef koşmak değil mi kendine? İşte gençlerimizde illaki bir üniversite gitme hedefi. Yani ben bir üniversiteye gideyim ama hangisi olursa olsun tercih döneminde bu sıkıntılar çokça görüyoruz. Hocam, annemiz, babamız ya da komşular benden bir şey bekliyorlar. İllaki bu yıl ben bir programa yerleşeyim. İnsanların yüzüne nasıl bakacağım? Biz zaten sınavlarda da şey vardır, ailelerde şey var. Çocuğumuz sınava girecek, biz hepimiz sınava girecekmişiz gibi bu yıl bir sınava giriyoruz. Teyzesi, amcası, halası, dayısı, çocuğun üzerine ciddi bir sorumluluk yüklüyoruz. Ve bu çocuktaki stresi azaltmıyor, artırıyor. Oysa sınava girecek olan anne, baba, teyze, hala, abi, abla değil. Sadece o kişi sınava girecek. Çocuk da sınavdan sonra bir puan aldıysa, aman şu puanla da bir evet, yere gideyim de. Kesinlikle. Ne olursa olsun da yerleşeyim de kimse artık bana bir şey demesin diyor. Belki hiç mutlu olamayacağı, belki hiç başaramayacağı, belki hiç daha önce tasarlamadığı bir okula gidiyor. Ve okulda okulu bırakıyor ya da okuldan mezun olsa bile o mesleği yapamıyor. Dolayısıyla topyekun bir mutsuzluk aslında. Evet, evet, kesinlikle. Yani evet. Şey mi, ben şunu söylüyorum genellikle kendi öğrencilerime, tabii sen çok daha bu alanda çalışmaların olduğu için, üniversiteye girmeyi değil de bir üniversitenin belirli bir bölümünü hedefleyin ya da evet, bir mesleği hedefleyin. Ve bu meslekle ilgili okullarla, alanlarla ilgili de kendinizde bir ön bilgi sahibi olun ve bu hedef doğrultusunda yürüyün diyorum ben. İlla üniversite kazanmak, illa ki bir yere yerleşmek herhangi bir şekilde seni mutlu ya da başarılı kılmaz diyorum ben kendi açımdan öğrencilere. Girmek istediğimiz meslekle ilgili hayaller kurabilmeliyiz. Biz hayal kurmaktan çok korkan bir toplumuz. Oysa bugün dünya bu kadar gelişmişse dünyada teknoloji, o hayaller sayesindedir. Hazarfen Çelebi 100 yıl önce işte uçmak için uğraşıyor. Yıllar öncesinde onlarca, yüzlerce bilim adamı değişik hayaller kuruyor. O hayaller o gün tohumunu atıyor dünyaya. Dün de insanlar işte ilk telefon bulunduğunda telefonu bulan Granville'in bir hayali var. Bir ulaşmak istediği sevgili var. Onun için bir hayal kuruyor ve sonrasında hayaline ulaşmak için çaba gösteriyor. Bizim gençlerimizin de öncelikle meslekleriyle ilgili 5 yıl sonra, 10 yıl sonra nerede olacağımın bir hayalini kurabilmeleri gerekiyor. Gerçekten o hayali uygun kurabiliyorsa, o hayali kurduğunda, o hayalin o merkezine kendini yerleştirdiğinde illaki o hayalimize ulaşabiliyor. Bir sene olmazsa 2 sene sonra. Kesinlikle. Zaten 70 yıl, ortalama 70 yıllık bir yaşamda 1 yıl ya da 2 yıl sonra hedefimize ulaşabiliriz ya da 5 yıl sonra hedefimize ulaşabiliriz. Ama ondan sonrası belki 40 yılımızı, 45 yılımızı mutlu bir şekilde geçirebiliriz. Evet, çocuklar, sevgili arkadaşlar, sevgili gençler, başkasının ne söyleyeceği, başkasının sizden ne beklediği, el alemin eli, evet, çocuğu, el alemin kızı, el alemin bilmem neyi sizin için önemli değil. Önemli olan bu sınavda sizin ne istediğiniz, sizin ne yapmak istediğiniz, siz ne yapmak istediğinizi bilirseniz ve bu hedefe doğru yürürseniz bence çok daha mantıklı olur. Çünkü bu hayatı siz yaşayacaksınız diyorum ben. Biz diplomalı insanlar değil, mutlu insanlar istiyoruz. Bravo, ve yaşamımızda da mutlu insanlar olmalı. Yani onlarca diplomam var ama mutsuzum. Diplomam yok ama mutluyum. Bir işim var, sevdiğim bir işi yapıyorum. Bu iş otoboyacılığı olabilir, bu iş garsonluk olabilir, bu iş aşçı olabilir, bu iş şoför olabilir, herhangi bir şey olabilir. Çocuklar, çok net şunu söyleyeyim. 12 yıl boyunca derslere girdiniz, 12 yıl boyunca onlarca, yüzlerce öğretmen gördünüz. Bu mesleği severek yapan öğretmenlerin derslerinde kendinizi nasıl hissettiniz? Ya bir şey olamadım, bir öğretmen olayım. Ya da bir iş bulamadım, öğretmenlik mesleğine geçeyim diyen öğretmenlerin derslerinde nasıl geçtiğinizi siz, en iyisi siz biliyorsunuz. O yüzden hayallerinizin peşinde koşun. Mutlu bir insan olmak için çabalayın. Zenginlik ya da bir başka şey değil. Önce mutlu insan. Mutlu insandan zengini yoktur zaten. Bir de biraz daha böyle ince detaylara girelim istiyorum. Diyelim ki sınav başladı. Evet, bizim bir hedefimiz var. Hedeflediğimiz bir okul var, hedeflediğimiz bir alan var,
hedeflediğimiz bir meslek var ki o mesleği yapmaktan çok mutluluk duyacağımıza eminiz, kendimizi tanıyoruz, böyle bir hedef koyduk ama tam her şey yolunda giderken sınavda çok zor bir soruyla karşılaştık. O soruyu geçtik, başka bir zor soruyla da karşılaştık. Ne yapacağız? Şimdi şunu söyleyeyim, bu bir elime sınavı olduğu için elime sınavında kolay, çok kolay, zor, çok zor sorular olacaktır. Belki bu sorular arka arkaya da gelmiş olacaktır. Beşinci soruya baktım zor, geçtim altıncı soruya zor, geçtim yedinci soruya zor. Şöyle bir sekize geçerim. Baktım kopuyorum sınavdan, öncelikle kalemimi bırakırım, gözlerimi kapatırım hafif bir şekilde. Gözlerimi kapatırım ve düşünürüm yarın olabilecekleri, hayalimle ilgili düşünürüm. Kendim mutlu bir yerde, örneğin ben sınavlara girdiğimde genellikle gözlerimi kapattığımda bir ağacın altındayım, karşıda denizi izliyorum. Böyle bir dakika falan o denizi izlerim gözlerim kapalı. Öncelikle o sınavdan bir giderim ve sonra başaracağım ben bunu. Elimden gelenin en iyisini yapacağım der ve tekrar sınava dönerim. Yani evet, o sınav içerisinde kendini, ruhunu, beynini dinlenmek kesinlikle için harcayacağım bir dakika senin onlarca dakikanı... Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu sınav illa birinci sorudan başlamak zorunda değilsiniz. İlla Türkçeden başlamak zorunda değilsiniz. Başarılı olduğunuz yerden başlayınız. Ben Türkçe sorularını çözmeye başlarım. Bir başka arkadaşımız matematik sorularını çözmeye başlayabilir. Bir başka arkadaşımız din kültürü dersi sorularını çözmeye başlayabilir. İlla hepimiz aynı sorulardan başlamak zorunda değiliz. Elimizdeki kitapçıkta şöyle bir baktıktan, gözden geçirdikten sonra bir derin nefes alıp öncelikle bu derin nefes alma işini kontrol etmemiz gerekiyor. Bununla birlikte başlarım. Ve yapamayacağım soruları öncelikle sona bırakırım. Ve mutlaka kendime bir sonda biraz zaman ayırırım ki yaptıklarımı şöyle bir tekrar hızlıca gözden geçirebileyim. Yani bu tür tedbirlerle, bu tür uygulamalarla biraz zaman kaybettiğinizi düşünebilirsiniz ama aslında bu verdiğiniz zaman sizi oldukça diri tutmanıza ve rahatlamanıza neden olacak, değil mi? Kesinlikle. Yani o sınava giren sizin yaşadığınız stresi aslında herkes yaşıyor. Yani sadece siz sıkıntılı değilsiniz. Herkesin farklı hayalleri var. Herkes hayallerinin peşinde koşuyor. O yüzden Mars'ın 2 dakikanızı farklı dünyayı düşünerek geçirin. Ama sonrasında tekrar sınava odaklandığınızda o zaman zaten fazlasıyla kazanacaksınız. Bir de sınavda birçok öğrencimizde görüyoruz. Bilmediği sorularda da mutlaka işaretlemeler yapıyorlar. Bu sınavlarda yanlışlar, 4 yanlış bir doğruyu götürdüğü için kesinlikle bilmediğin soruları boş bırakın. O sizin için avantaj olacaktır. Yani 2 şıkka düşürün, 3 şıkka düşürün. Tabii tabii. Yani, boş kalmasın. Evet. Sanki şu daha iyi gibi deyip onu işaretlerseniz aslında yapmış olduğunuz bir doğrunun kesinlikle onu kaybetmiş gibi oluyorsunuz. Evet, onu kaybetmiş oluyorsunuz. Bir tane yanlış da aslında sıralamada sizin ciddi bir şekilde geri düşmenize, hayallerinizi belki kesinlikle, kesinlikle, olacak. Kesinlikle. Bu konuda da anlaştık. Kesinlikle. Emin olmadığınız soruları emin oluncaya kadar işaretlemiyoruz. Gerekirse de boş bırakıyoruz. Kesinlikle. Peki, diyelim ki sınav bitti. Ve siz sınavın aslında planladığınız kadar da güzel geçmediğinizi düşünüyorsunuz. Hatta sınav bence size göre kötü geçti. Hı hı. Sınavdan sonra ne yapmamız lazım? Eve mi kapanalım? Ne yapalım? Hayır, yani kesinlikle eve kapanmayalım. Hayır, yani insanlar hatalarından, yanlışlarından ders aldıkları sürece başarılıdırlar. Başarısızlıklarımız aslında başarılarımızın ön koşullarıdır. Hiç başarısız olmamış insanlar başarılı değildir. Başarısız oluruz, deneriz, düşeriz, kalkarız, sonra tekrar deneriz. Başarısızlığımız yöntemimizle ilgilidir. O yöntemi değiştiririz. Farklı yöntemle hareket ederiz. O yöntemimiz olmadı, bir başka yönteme geçeriz ve işte o zaman başarıya ulaşırız. Yani mutluluk dediğimiz yol bu. Yani sınav kötü de olsa bizim kendimizi hayata kapatmamızın hiçbir anlamı yok. Kesinlikle, kesinlikle. Hiçbir faydası da yok. Kesinlikle. Biz sadece biraz daha fazla strese gireceğiz, biraz daha fazla sıkıntıya gireceğiz ve kendi sağlığımızı bozacağız. Evet. O zaman şey de söyleyelim buradan. Belki öğrencilerimizin anneleri, babaları, velileri de izliyordur.
Sevgili velilerimiz, yani çocuklar sınavdan çıktıktan hemen sonra nasıl geçti, onu yaptın mı, bunu yaptın mı, kaç alacaksın diye çocukları bir sık boğaz etmeyelim. Onlar zaten uzun, zor ve stresli bir yoldan geldiler. Dolayısıyla biraz da çocukları kendi ailelerine bırakalım. Biz aileler yargılamayı çok seviyoruz. Çocuklarımızı ya da çevremizdeki insanları çok rahat yargılayabiliyoruz. O sınava girdi, sınavda başarısızlık yaşayabilir, çocuğumuz başarılı olabilir. Yani onu bir başkasıyla kıyaslamayın. Kesinlikle sen zaten dün çalışmamıştın gibi yargılamayın. Çünkü dünkü yargılamalarınız çocuğunuzu sizden bir adım daha uzaklaştıracaktır. Çünkü sorunu çözmüyorsunuz, siz sorunu biraz daha büyütüyorsunuz. Bırakalım çocuklarımız en doğrularını kendilerini bulsunlar. Bilsinler ki çocuklarımız başarılı ya da başarısız olmak anne babalarının onlara olan sevgisini azaltmayacak. Biz anne babalar bunu bilmemiz gerekiyor. Çocukların bunu bilmesini bekleyemeyiz. Çocuklarımızı çok seviyoruz ama bu sevgimizi çocuklarımıza gösterelim. Değil mi? Çocuk bunu bilmiyorsa senin onu sevmen, sen ona büyük bir değer vermen çocuk için anlamsız. Çünkü çocuk bunun farkında değil. Bunu bilmiyor. Dolayısıyla evet. Bu da en büyük yöntemlerden bir tanesi herhalde. Çocuk biraz kendisine değer verildiğini sürekli baskı yapılmamasından kavrar diye düşünüyorum ben. Çünkü sürekli bir baskı, ben öyle düşünüyorum kendi açımdan, sen de düşünüyorsun onu da soracağım sana. Şimdi çok fazla çocuklarla baskı yapan veliler bana sorarsan kendi gerçekleştiremediklerini çocuklarına yüklemek istiyorlar. Dolayısıyla çocuğun sırtına iki kat yük yükleniyor. Ben böyle düşünüyorum ve çok baskının gerçekten velilerin kendi yapamadıklarını çocukları üzerinde denemeleri olduğunu düşünüyorum. Bu da aslında çocukların üzerinde ekstradan bir stres yaratıyor. Yani en başta söylediğim gibi biz sınava giriyoruz deriz anne baba, hala dayı teyze. Oysa çocuğumuz giriyor, biz sınava girmiyoruz. Çocuğumuza hep aynı şeyi söylüyorum, değerli olduğunu, onun değerinin sınavda alacağı puanla ölçülemeyeceğini hissettirmemiz gerekiyor. Çocuklar bizimle bu konuda empati kuramazlar. Yani bizler de gençliğimizde, anne babalarımızın bize söylediklerini biliyoruz ama çocuklarımız olduktan sonra farklı davranmayı öğreniyoruz. Bırakalım o çocuğumuz kendi yolunu bulsun. Bilsin ki çocuğumuz her zaman onu destekleyen anne ve babası var. Bu küçük damlacıklar ileride kesinlikle göl olacaktır. O küçük derecikler ileride kesinlikle büyük ırmaklar, büyük nehirler, denizler olacaktır. Yeter ki biz onların önüne set çekmeyelim. Çocuklarımızı değersizleştirmeyelim. Değerli olduklarını bilsin. Çocuklarımızın değeri sınavda ölçülmüyor. Bir de sen konunun başında çok güzel bir örnek verdin. Yani işte garson dedin, ahçı dedin, şoför dedin, berber dedin. Yani üniversiteyi hiç kazanamayabilir bir öğrenci. Ama üniversiteyi hiç kazanamayan bir öğrencinin hayatta başarılı bir meslek sahibi olmayacağı da iddia edilemez ki. Kesinlikle. Yani işte dünyanın en ünlü ahçıları, işte dünyanın çok bilinen kuaförleri, işte çok önemsenen başka meslek dalları bir üniversite koşulu olmadan da... Kesinlikle. Biz diplomalı insanlar değil, mutlu insanlar görmeliyiz hayatımızda. Diplomalı insanlar sabah otobüse bindiklerinde, istemedikleri bir işe giderken, mutsuz bir şekilde. Ama mutlu insanlar sabah cıvıl cıvıldır işlerine giderken, ne iş yaparsa yapsınlar. Önemli olan ne iş yaparsanız yapın ama en güzeli yapın. Bir söz vardır, yüce dağ başında ulu bir çınar ol. Eğer ulu bir çınar olamazsan bir çal ol. Ama olduğun çalların en güzeli ol. Bize diplomalı insanlar değil, mutlu insanlar gerekiyor. Mutlu insanlar sokağında yaşamamız gerekiyor. Siz ana babalar, siz gençler, diplomalı bir caddede mi yaşamak istiyorsunuz? Mutlu insanların olduğu bir caddede mi yaşamak istiyorsunuz? Evde mi, toplumda mı yaşamak istiyorsunuz? Önemli olan mutlu olabilmek hayatta. Bunun yollarını bulabilmek. Evet, mutlu olmanın yolu dikensiz gül bahçesi değildir. Sadece güzel parke taşlar döşenmiş bir yol değildir. O yolda engeller vardır ve biz o engelleri yavaş yavaş aşacağız. Bir seferde bütün engelleri aşmamız mümkün değil. Bu sınavlardaki yaşadığımız başarılarımız, başarısızlıklarımız yarın bizi hayata bağlayacak olan tecrübelerdir. Bunların hepsinden ders alacağız. Hepsini
yoğuracağız, hamur gibi. Sonra onların içinden bize uygun olan pastaları, börekleri çıkaracağız. Size diyebilirim ki mutlu olmak için yaşayın. Anneniz, babanız öteki bir riski için değil ya da bir diploma için değil. Ama mutlu olmak için. Mutlu olduğunuz işi yapın. Buna uygun okul hayalleri kurun. Buna uygun bölüm hayalleri kurun. Ve o hedefinizin peşinde koşun. İlla ki başaracaksınız. Şöyle, son bir örnek verebilir miyim? Tabii. Ülkemizde yıllar öncesinde bir Anadolu şehrinde bir lisede öğretmen sınıfta çocuklara soruyor, kim ne olmak istiyor? İşte mühendis olmak isteyenler var, doktor olmak isteyenler var. Herkes bir şeyler söylüyor. Bir öğrenci, ben diyor, başbakan olacağım. Evet, o kişi bu ülkede başbakanlık yaptı. O yüzden hayallerinizin peşinde koşun. Ve sadece hayal kurup yerinizde oturmak değil, hayallerinize uygun taşlar döşemeye başlayın yolunuza. Evet, ben merak ettiğim, sizin de merak ettiğiniz bazı sorularla ilgili cevaplarımı aldım. Açıkçası bence faydalı ve verimli de bir program oldu. Bekir Bey'e teşekkür ediyorum. Bekir Bey'e teşekkür ediyorum. Niye böyle bir teşekkür dedim? Teşekkür diye çizdi. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli. Bazen içindeki Trabzon genleri o kadar olacak. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıcakla esen kalın. Sınavlarda başarılar diliyoruz. Evet, sınavlarda başarılar diliyoruz. Umarım bu program sınavlarda yaşayacağınız bu stresle ilgili ufacık da olsa, çok az da olsa size bir rahatlama getirirse bizim için çok mutlu oluruz. Sınavlarla ilgili şunu söyleyeyim Cihan, onu atladık. Cuma gecesi özellikle TYT'ye giderken 11-11.30 civarında yatın. Sabah 9.30 civarında, çünkü ondan sonra içeriye kimse alınmayacak, ama okul bahçesine şöyle bir gelin. Bir nefes alın okul bahçesinde. Evet, koştura koştura gelmeyin. Eğer uygunsa bir durak önce inin, okula kadar yürüyün bir durak. Şöyle bir nefes alın. Bir nefes alın, şöyle bir düşünün. Güzel şeyler yapacağınıza inanın, onu kendiniz ona telkin edin. Yoksa öğrencileri görüyoruz, sınava geç kalmışlar, koşarak sınıflara geliyorlar, sınıfları bulamıyorlar. Bir keşmekeşin içinde, stresle kantar içinde kalıyorlar. Hiç stres olmasa bile sabahleyin geç kalacağım. Kimse o geç kalacağım stresini bile yaşamayın. Varsın erken gelin, bir durak önce inin, çok erkense. Okulunuza kadar yürüyerek gidin. Ama mutlaka cumadan önce de nerede sınava gireceksiniz, o okulunuzu mutlaka görün. Yanınıza giderken mutlaka su alın. Bazı öğrenciler ya ben susamıyorum diyebilirler. Mutlaka yanınızda suyunuz olsun. Bu ortaöğretim kurumları sınavı, LGS dediğimiz evet, sınavda kimliğini yanında getirmeli diye sınava giremeyen evet, öğrenciler evet, kimliğiniz olmuş. Mutlaka önemli. Resimli nüfus cüzdanınız ya da TC kimlik kartınız önemli. Sınav giriş belgeniz mutlaka önemli. Bu ikisinin mutlaka yanınızda olması gerekiyor. Benim ehliyetim var, benim böyle kimliğim var değil. Pasaport, nüfus cüzdanı ya da TC kimlik kartı mutlaka bunlardan birinin olması gerekiyor. Ve sınav giriş belgenizin yanınızda olması gerekiyor. O zaman sınavdan önce güzel bir uyku çekiyoruz. Çünkü kesinlikle. Kesinlikle. Uyku çok önemli. Vücudumuzun ve beynimizin zinde kalmasını sağlıyor. Sınavdan uzun bir süre önce okulda olup biraz da fiziksel olarak da dinlenmek. Kendini hazırlamak da gerekiyor. Moral olarak. Evet. Ve sınavda yanınızda bulundurulması gereken her şeyi yanınızda bulundurun. Sınavda yanınızda bulundurulmaması gerekenleri de kesinlikle. Yani o gün yanınızda cep telefonu, saat ya da aksesuar türü şeyleri kesinlikle bulundurmayın. Sabah okula geldiğinizde onları bırakabileceğiniz bir emanet olmayabilir. Yanlışlıkla onlarla sınıfa giderseniz sınavınız iptal olabilir. O yüzden de bir gün önceden yanınıza alacaklarınızı mutlaka hazırlayın. Aksesuar, saat türü şeyleri mutlaka bırakın. Evet. Programımız bitti. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Umarım gerçek anlamda mutlu olacağınız bir sonuçla sınavdan ayrılırsınız. Evet. Tercih döneminde görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay.